Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz şekli çizeceğiz. Bu şekli diğer önceki şekillerden ayıran özelliği görmüş olduğunuz gibi kavisli köşelerinin olması ve çemberin olması. Tabii burada yeni komutlarımız da devreye girecek. Bu komutların başında işte çember komutu ve buradaki yay komutu. Bunların ikisini de bu çizimde kullanacağız. Öncelikle tabi burada çizimin nasıl, hangi noktadan başlayıp da ve hangi arada hangi komutu kullanacağımıza karar vermek önemli. Bu kritiği mutlaka bütün çizimlerden önce yaparsanız çizimi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz, tamamlayabileceksiniz. Burada öncelikle arkadaşlar düz bölümlerden başlamayı mutlaka planlayın. Öncelikle burada belli ölçüleri belli olan ve birbirinin devamı olan, örnek vermek gerekirse şuradaki bölgeyi çizebiliriz. Bu bölgeyi çizdikten sonra buradaki çember için referans merkez noktalar için referans noktalar belirlenecek. Dolayısıyla artık buraya çemberimizi de çizebileceğiz. Ardından buradaki yay için başlangıç noktası belli olacak. Yayı çizebileceğiz. Bunun gibi bu şekilde çiziminizi planlarsanız çizimi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Buradaki yapacağımız çizimin rengi için sağ taraftan Properties'ten bir renk seçiyorum. Layer kısmını, layer'ın kalınlığını biraz büyükçe yapalım. Bunları da 0,50 milim olacak şekilde kalem kalınlığını ayarladıktan sonra klavyeden L yazıp Enter yapıyorum. Öncelikle düşey doğrultudaki yüksekliğini giriyorum. Bu esnada klavyeden F8'e basarak orta modunu, yani dik çizme modunu aktif ediyorum. Düşey olacak. Düşey 100 birim. Ardından sola doğru yatay 150 birim. Ve tekrar yukarı doğru 90 birim olacak şekilde çizgimi çizdim. Şimdi çizgi çizme işlemini bu noktada bitireceğim. Çizgi çizme işlemini bitirmek için klavyeden Enter yapıyorum. Veyahut da mouse'dan sağa tıklayıp bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu esnada arkadaşlar yapacağım diğer işlem buradaki çember için referans nokta çizmek olacak. Gördüğünüz gibi çemberin merkezi tam buradaki köşe noktadan 50'şer birim uzakta. 50'şer birim uzaktaysa arkadaşlar şunu yapabiliriz. Buradan L yazıp Enter yapalım. Şuradaki köşe noktadan 50 birim sağa doğru, tekrar yukarı doğru 50 birim çiziyorum. Bu şekilde buranın merkezini buluyorum. Merkezini bulduktan sonra bu sefer çember komutunu kullanacağım. Çember komutunu buradaki resimden tıklayıp kullanabiliriz, açabiliriz. Bunun kısa yolu C, yani Circle. Bu şekilde de komuta ulaşabiliriz. Çember çizmek için önce çemberin merkezini seçmemiz lazım. Çemberin merkezini yakalamak için buradaki endpoint, yani bitiş noktasından yakalamamız gerekiyor. Peki bu durumda bazen şu problemlerle de karşılaşabilirsiniz. Bu endpointleri, işte çizgilerin ortalarını veyahut da bitiş noktalarını yakalamayacaksınız. Bunun nedenine biraz değinelim. Bu esnada çember komutuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu işlemi de arkadaşlar buradaki snap komutu, yani kenetlenme komutu gerçekleştiriyor. Bakın buradaki mavi butonda olan ve Object Snap yazan bunu kapattığımız anda, eğer klavyeden C'ye basıp Enter yaparsak bu sefer burayı kenetlenmediğini göreceksiniz. İşte bu çok önemli. Snap komutunu burada aktif ediyoruz. Tabi Snap komutunun detaylarını görmek için sağ tıklayıp Settings, yani ayarlarını buradan açabiliriz. Buradan açtığımızda Snap komutunun bütün detaylarına ulaşabilirsiniz. Buradan orta noktadan yakala diyebilirsiniz. Dik olarak bunu yakala diyebilirsiniz. Dik noktalardan yakala. Bunun gibi
merkezden yakala bütün bu seçenekleri kullanarak kenetlenme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsin. Şimdi bu işlemi okey diyorum. Ardından tekrar C yazıp enter yapıyorum. Burada çember çizecek hatırlarsanız. Çemberin şimdi öncelikle merkezini belirtmemiz lazım. Merkezini arkadaşlar diyoruz ki bu çizginin bitişi. Ardından burada yarıçap gireceğiz. Yarıçap ne kadarmış? 25. 25 klavyeden yazıp ardından enter yapıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi buraya çemberimizi eklemiş olduk. Çemberi ekledik. Buradaki fazla çizgiyi mouse'la şöyle seçtikten sonra bunu da silebiliriz. Burada fazla çizgimiz kaldı. Bu da çok önemli değil. Bunu da şu şekilde çapraz bir şekilde seçip bunu da silebiliriz. Bu şekilde çizimin fazlalıklarını da silmiş olduk. Tabii daha sonraki komutlarda, daha sonraki derslerde move, taşıma ve benzeri komutları göreceksiniz. Hizalama komutlarını göreceksiniz. Onlarla da bunun işlemin daha kolay olduğunu ve kolay yapılabildiğini göreceksiniz.